yetiştirmiyor şuradakiler ha. Şu taşın yüzünden uzanabiliyorsun bak şuradan. Sizin canınız yok hiç mi? Vay vicdansızlar vay. Vur. Vur vur duruyor da tam turup değil. Tamam bu alttakiler var. Toplan toplan kafanızı kırarım hemen dükkanı toplan. Hayarım hayarım dükkanı alın. Toplayamazsanız beni de götürün beni de. Para değil dede ha doğru söylüyor. Niye kaklamıyorsun sen de toplayacaksın? Yok bu görmediklerinden hiçbir şeyimiz yok toplayıp da yapalım, yiyelim, yapmamışlar hiç. Nice alma var mı? Kalkmasınlar, hoşaf yapsınlar, kışın. Kime versin yerine? Lakin ne ona bakalım, var ne baba. Diplerini yapmamışlar ki. Hep bunları ben yetiştirdim, ben. Bu meyveleri hep ben yaptım, yiyorum ve ben hep. Hep yetiştirdim buraya. Ne olur böyle böyle. Elimle gelmedi o yoğurdu. Kırık kırmadı, kırık bir sarma, bir ses gelenleri kurtarma. Aman yarabbim. Az çok gözümün gördüğünü yapardım. Heh. Üç kere harbe gittim, üç kere. Geçtim de burayı bak. Çel izi bura çel. Burayı soktum taşını çaylara girdim. Harman yaptım, ev yaptım buraya. Neler gördüm? Daha ne yapacaktım? Gece gündüz devamlı ne bu modala yatar, ne kreveti bundan çıkardı. Yani baba ya şu kreveti çıkart. Yok oğlum bir gelen olursa ne der? Ya gelen olursa krevetle mi geleyim baba? Yok böyle çıkartmam bunu, bana bir devlet yaptı. Nereye gitsem? Buyurun, buyurun, komura. Nereye gidiyorsun ya? Ben çıkıp oturalım, bir muhabbet yapalım. Bağırırlar. Bir de kendimi bağırı taşıyorum. Bilmem yüz kaç yaşımda. Taşıyamasam ne ederim ben? Ya biraz kümür bakarsınız bana. Ağzımıza pisler çok bilmem nedir. Kendimizi taşıyorum. Kendimi gezdiriyorum. Daha ne yapacağım? Allah'a şükürler olsun. Püreyi vuruyordum, püreyi. Geldikten sonra bir şey kalmadı, hepsi uçtu gitti. Kekrikten, tavşandan, öteden, börden geçirmiyordu. Örneğin gayrına sürüldü, gitti. Gece iskili be giderdi, sabaha ışımadan geliyordu. Dede iyi dedi, işini şeremet koyardı, gittiği yerde eğlenmezdi. İyi dedi dede, daha halen o gözü gözlüyor. Oğlana da, bize de, kendi de, bir tuttu muydu? Bizi sürükleyip gideyim. Allah çalışmalı. Ye. Ne aradı? Çalışırsan açık anak terler söyle de silersin. Fakat eskiden de bu yokluğuna çok uğraşmış. Yani bu zavallı yokluğu babam çok görmüş. Neler gördü, neler geçtik mi? Faizine. Aklım başıma gelmemesi, yutturdum. Ne yaptıklarım aklıma geliverse gelmiyor. Çocuklarımızın ismini hep bu koydu. Severek dedemiz, her zaman da severek. Yine de severek, o bizim başımızın tacı. Ya. Bu babasının adını koydu. Biz buralara gelmezdik, bu duruma olmazdık yani. Belki köyümüzde hiç adam kalmayacaktı savaşta. Bunun sayesinde kurtuldu da bu kadar milletimiz ayakta kaldı. Allah o bizim paşamız. Uzun uzun ömürler versin. Başımızdan eksik gitmesin.
Ama büyük paşanızım diye. Ben de diyorum yaşa baba diyorum paşamızsın. Hamama gidiyordum. Bu sene hamama gitmedim. Ondan mı? Bu dizlerimiz sancı yapıyor. 6 sene askerlik yapmış ama kaç sene savaş dönemi ne bileyim ben mesela. Ev önce sormadık. Var mıydı yok muydu? Mesela biz böyle olacağını bilmedik mesela. O da bize anlatmadı oturup da böyle. Oğlum şöyle oldu, böyle oldu mesela. Şunlar vardı, savaştık şöyle oldu, böyle oldu demedi bize. Mesela biz de sormadık, izlemedik. Sonra aklımız başımıza dizileri dönmüş bitti. Hatırlamıyorum şimdi. Gavur geldi Haymani'ye, dayandı. Lan bunun bu ardını kestiler ya, bu düzen buraya. Sen de orada başka yer mi yok da bunun ardını kesmediler dedim. Oğlum nasıl sürdüysen denize kemasını doldurduk arkadaş. Aaaa! Millet. Aman yarabbim. Arkadaş, derinize ne yaparlar, her şeyin bir şeyi var. Öyle ağlayarak gelseydik, nasıl var elhamdülillah, gülerek, keyif olarak geldik elhamdülillah. Lakin ağırdan darbe gittik, duman çöktü, orada yapamadık. Orada yolun üzerini bileyim, biz yol bulamadık. Bizim askerimizi kırdılar orada 5-6. Toplar ne kaldı, asker geldi, bir gündüre sürdük ki, gelen mi? Onlar orada bize pislik yaptı. Hiç başka görmedim. Hamdolsun nereye gittiysem hep serdik. Babamız mesela o tertip olmasaydı biz tabii şimdi olmazdık. O tertip mesela çalışmış, çarpışmış, düşmanı kovmuş toprağımızdan. Ondan sonra biz de meydana gelmiştik Allah'a şükür olsun. Şimdi tabii biz de kovmak kolay kolay ya toprağımıza, düşmana. Ne mutluluk bugüne. Devletimize, milletimize. Cenab-ı Allah acılarını göstermesin. Bu işi belagede bir daha başımıza da gitmesin mesela. Zaten babam namazında, duasında vatanıma, milletime ya Rabbi zavallıma kur yaşasın. Başa duası yoktu. Şükürler olsun elhamdülillah. 30 sıfır arı var idi, karı var idi, hepsini yürütürdüm. Karı da yok, karı da yok. 100 davar var idi, arkadaş. 100 davar var idi, 30 koyun var idi. Harptan konuş, harptan oraları bırak, harptan konuş. He? Arıda, şurada ne yaptıysan harplardan konuş, harptan. Ay, koy, sen... Bırak, bu şu davar işini, mal işini bırak. Harptan konuş. Nerede aklıma geldi, öyle konuşayım ben de bileyim ben. Konuştum işte, konuştum attığım şeyleri konuştum. Gavulları serdim. Bilmem ne ettim. Daha ne yapayım canım, elimden geldiyse bu harba gideceğinizi gidebildiğim yere kadar serdeceğim. Daha yapar mı? Rabb-i Teala vücudumu ve kuş gibi işte yapayım. Serseniz yola düşüp gidelim beraber. Dedem meşhur. Şimdi işlerinde en sağlam, en dirisi de bu. Çanakkale Savaşı'nda ben İstanbul'da talim görüyordum. O vakitte Almanlarla beraberdik mesela ki, Alman harbinde. Ondan sonra bizi 4 tane orduya tasfiye ettiler, 50'şer kişi. Biz 50 kişi Irak'a düştük. Şimdi biz başladık İngilizce'ye savaş yapmaya. Biz de artık mesela 10.000 kişi, 5.000'e gitti falan. Kaldık 5.000 kişi. Sonra kumandanlar dediler ki de bize mesela ki çaresi yoktu falan dedi. Teslim olacağız dedi. Yani teslim bayrağını kaldırdık. İngilizce'ye teslim olduk. Ondan sonra artık orada bir sene kadar durduk orada. Ondan sonra bir şey gelişme yaptılar. Onların da esirleri var bizde. Bizim de esirlerimiz onlar. Şimdi bizimkileri onlar verdi. Onlar biz verdik mesela. Verdik ama biz bir şey İstanbul'dan bir şey vermiyor ki. İstanbul gitmiş, Alman şey Yunan dolmuş, Ermeni dolmuş. Şimdi
Biz kendimize göre memleketimize gidiyoruz. Ama buradan şey sevinerek geliyoruz biz İstanbul'a mesela. En uzak denizlerden İstanbul'a geldik neyse 22 yılda. Tümeli. Neyse bana 3 ay izin verdi mesela şöyle esaretten geldiğim için. 3 ay sonra Atatürk'e asker oldum mesela. Sonra biz gittik. Sözümse bu talibe. Cüran geldi bu bizim olduğumuz yerlere mesela ki kendi oldular diye yerde yatmış uyumuşlar mesela. Biz gece yarısı. Lakin ta şey İzmir'e kadar götürdük Yunan'ı. İzmir'e girdikten sonra tabii açız bize bir karavana geldi. Karavanın üzerine kurt, ufacık kurt varmış. Bembeyaz kurt üzerinde mesela. Ondan sonra daha yeni İzmir'e şey diyoruz böyle. Ondan sonra doktoru çağırttık lan. Doktor geldi. Ne yapsın doktor? Başka yok ki. Sonra bu dedi ki bize zaten biz açız bize acır duruyor karşılığın. Olsa da olmasa yiyeceğiz. Kurtuna mutluna bakmayacak dedi. Sonra o da baktı dedi. Çocuklar dedi. Yiyen dedi. Kendisine olmuş zararı yok ona falan dedi. Öyle deyince. Savaş yılları 15 yaşında seferberlik ilan edilmiş. Ankara Polatlı'ya asker olmuş. Arabasıyla, kendi arabası atı varmış. Arabasıyla oraya gidiyor. Polatlı'dan Kütahya Hastanesi'nde çalışmış. Orada şehit çekermiş geceleri. Mangal Tepe diyordu. Orada çok fazla şehit düşmüş. Sabaha kadar şehit taşırdım diyor. Ki gündüz hani asker görüp de morali bozulmasın diye gece taşırlarmış. Sen de bu tarafa babacığım. Bu tarafa. Sonra işte süvari olarak Yunan'ı İzmir'e dökenlerden zorluklarla aldık dedi kendisi. Aç kalırdık diyor. Üstümüz başımız böyle hiç asker olduğumuz belli değildi diyor yani. Dökülüyordu üstümüz başımız öyle savaştık diyor. Çok ot yedik diyordu. Sadece Konya gönderiyormuş. Bu Konya bakardı, başka hiç kalmadı. Her taraf Yunan aldı. Yumruk kadar ekmek, çamur, yumruk kadar var, o da varsa. Ondan sonra bir arkadaş şehit olacaksa onun silahını alacağım. Silah yok. Ben Yunan'la yapamam dedi. Kemal Paşa. Ondan sonra çocuk millet bir puan kursardı. Allah Allah. Seferberlik. Dünya karardı. Kemal Paşa düştü. Ne gördüyse. Ondan sonra kalktı.